Ben dedim babanın telefonundayım, merhaba ben Hades benim. Almanlar bağırdılar. Hades, Hades. 8 yaşında Mahir abi diye birisi inşaata çektim. Ooo jüride Ateş ablam hoş geldin dedi. Sen bana oyunculuğunla köpürtürsün. Gel eşek tamam. Oldum bir bölümde falan. Müge Anlı gibi ben de girdim bunların arasına. Lan bana ne ya? Şu evin önünde Ferrari yatıyor, beni biliyorsun. İki tane Maserati diye bir tane Ferrari koymuşum kapının önüne. Ama yatıyor. Hades abisi şunla bir konuşsana. Hayatının dönüm noktası nedir? Arkadaşımın babasının cenazesine. Hades hoş geldin Hades. Ağlıyor ama değil mi? Seni de çok severdi Hades dedi. Tamam üzülme geçecek bunlar. Sohbetlerinden herkese merhaba. Bugünkü konu sonunda getirebildik. Allah'tan aynı menajerdeyiz de nazımız geçiyor. Kendisini çok seviyorum. Yıllardan beri daha tanışmadan önce de oyunculuğuna büyük hayranlık duyuyordum, sunuculuğuna da. Ve sonunda çok şanslıyım ki bir projede biz birlikte olduk. Sinan Çalışkanoğlu. Oho, alkışlar burada. Buraya montajda bol bol yani olmadı kadar. Evet gördüm. Pijama sohbetlerine ben tabii ki geldiğim dönemde hava sıcak olduğu için evet. Genel olarak yattığım kombinle geldim. Ben de bir programa başlayacağım. Böyle konuklarımı jacuzzi'de ağırlıyorum. Herkes kendisi bikinisiyle geliyor. Bikini sohbetleri. Evet. Yani sudan sebepler. Sudan sebepler. Gerçek sebebini söyleyeyim yani işte çıkartıyor bikinisini. Ondan sen niye nazlandın bana baştan? Nerede nazlandın? Ben gel dedim de sen tabii onlar yayın olmuştu. Hayır ya o zamanlar kanal çok böyle emekliyor tamam mı? İzleyicisi falan yok. Biraz şey olsun dedim. Büyüsün Allah'tan kanal. Dürüst oyununu seviyorum. İzlensin ondan sonra ben 100 bin olmadan gelmem. Gelmez. Evde mantı şey. Atacağız falan diye mi düşündün acaba? Kadın şeyi olduğu için dedim ki benim orada ne işim var? Bu arada çok güzel. Buğday nedir biliyor musun? Bereket. Evet sevgili Suna Akyıldız'ın hediyesi bunlar evet. Bana. Canım arkadaşım biliyorsun gazeteci önemli bir gazeteci. Ay, bir saniye. Oh, çok güzel ıtırlı bir kokusu var. Bakayım. Mumun. Çok güzel. Ay bayıldım mum. Harika. Ahiyası iyi. Ay çok güzel. Ya, öptün mü sen bunu? Kadar... Yok kokladım. Biz Sinan'la Güldür Güldür'de çok güzel bir proje biliyorsunuz. Hepiniz de seviyorsunuz. Orada bir aradaydık. Sadece doğamıştı. Bak çok çalışmak istediğim bir oyuncu. Hatta Bez Bebek yapılırken onlar evet. Da Selena yapıyordu. Ay diyorum Hades bizim olsa keşke diye falan böyle. O kadar oturup onunla izliyordum sahnelerini. Ama Güldür Güldür başladı ve ben skeçten sonra Allah'ım Sinan'la aynı skeçe yazdırma beni diye dua ettiğimi biliyorum. Çünkü gülmekten yapamıyorum. Çok gülüyorduk. Ve tabii. Gıcık kendisi gülmüyor. Seni sahnede güldürmek çok keyifli bir şey. Böyle kayıp onu kafana çevirip ondan sonra tekrar kaldığın yerden devam etmek çok eğlenceli oluyor. Seyirci ya de ona gözüyle çok güldürüyordu. Onur beni görmen lazım ya. Hiçbir şey yapmasa bile gözüyle bir şey yapıyor. Bir hareket yapıyor orada. Ben dağılıyorum. Hayda. Bir de çekimde oluyor bu. Provada, evet, evet. Provada yapmaz. Provada yapmam. Provada gayet. Çok efendi. Efendi çalışırım hiçbir falan. Hiçbir şey yapmam. Oyuna saklarım orada böyle bir şey yapayım falan diye. Ya. Ama canımdır ya çok tatlıdır. Onunla sahneye çıkmak çok keyifli o yüzden. İnsan olarak da öyle. Özledim kız seni. Ben de özledim ya. Valla biz kaç zamandır da görüşmüyoruz yani şu programın bayağı çekimine oldu. Kadar uzun Eylül bir süre. Eylül 2'den beri mi? Tabii. İşte ben bir seninle... şehir dışına gittim, ha, geldim. Film çektin sen. Film çektik. Arada işte konuştuk birkaç kere telefonda mesajlaştık. Neler yapıyorsun bu ara? Valla bu ara ne yapıyorum? İşte bu ara bir tane film vardı. Onu çektik. Ondan sonrasında hala bitmedi. Komedi bir tane mi? Sahnesi var. Komedi. Niyeti komedi. Yani hani komedi niyetiyle insanlar film çekiyorlar. Güldün mü? Okurken ben. Okurken güldüm. Ha, güldüğüm yerler var. Dürüsttür de o konuda. Okurken güldüğüm yerler var. Film enteresan bir film. Anlattığı şey de enteresan. Ama mesela hani okuduğu zaman çok komik olacağı düşünülür. Çekilirken öyle olmaz ya. O yüzden bilmiyoruz. Bir montajdansın görelimciyiz yani. Anladım. Bir tane sahnesi kaldı işte. Onu çekeceğiz. Onun haricinde işte menajerim burada. Görüştüğümüz bir takım şeyler var. Projeler var. İşte onlardan haber bekliyoruz inşallah. Hiç drama yaptın mı Sinan? Yaptım ya. Ben İncir Reçeli'nde oynadığım rol benim dram rolüydü aslında. Sinema filmi. Sinema filmi. İncir Reçeli'nde tabii. Evet. Halil'in oynadığı rolün arkadaşını oynuyordum ben. Erol diye bir tane rol vardı. Hmm. Fotoğrafçı. Hmm. Aslında Barda. Aynen tamam, öyle. Fotoğrafçı. Hatırladım. Orada çocuğun böyle durumuna üzülüyor. Onu böyle ayağa kaldırmaya çalışan çok fazla sahnesi yoktu. 5-6 tane sahnesi vardı ama mutlu olmuştum öyle bir şeyde oynadığım için. Herkes seni ciddiye alıyor falan. İçeriye giriyorsun. Sinan Bey birazdan geliyorsunuz ya tamam mı? Çünkü... Kurdunu almıyorlar değil mi? Almıyorlar. Ciddiye alıyor komedide bizi. Şey var çünkü. Şöyle bir şey vardır komedide. Sen de bilirsin. Senelerce başımıza geldi. Abi sen bunu ya bir şey verirler bize. Çok komik olduğunu düşünmeyiz. Biz adam şey de. Sen bunu oyunculuğuna köpürtürsün. Ama dramda sen yönetmenle çalışıyorsun. Yönetmen seni böyle bir ölçülüyor. Ölçü bindiriyor. Yani burada böyle bir şey olacağız. Bir de provalar yapılıyor orada ciddi ciddi. Öyle. Ama yani komedi de aslında böyle çalışılabilir. Bu şekilde çalışılabilir. Ülkemizde de böyle çalışılıyor. Yani senaryonun daha ön plana çıktığı bir dönem geçiriyoruz. İşte yarım saatlik işler falan. Biraz daha şey durum komedisi. Hani karakter komedisinden komedi çok. Komedi var mı Türkiye'de? Ya dijitallerden hani bahsediyorum. Major kanalların haricinde. Dijitallere bir şeyler paralı yapılıyor kanallar. Ya. Paralı kanallar evet onlar. Yok aslında da işte kendimize gibi falan.
var. Ben Gibi Gibi'yi ben çok seviyorum. Ben çok de. Güzel. Çok güzel bir kafası var. Çok güzel. Evet. Ve çok, çok eğleniyoruz biz Kimser'le. Çok basit. Mesela Seinfeld'a benzetiyorum onu. Oradan tabii araklanmış gibi değil ama değil, orada değil. Da aslında hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktur yani. Üç tane insan vardır ve bunlar gerçekten çok loserlardır yani. Jerry Seinfeld. Evet. Hiçbir ya. Şey yoktur yani hayatlarında. Yarım saatlik bir iş. Aa baktığında dışarı yıllarca izledim. Seyredersin onu. Bunda da o kafa var. Yani bu doğru. Adamlar hiçbir şey yapmıyorlar aslında. Aldıkları yerde bitiriyorlar bölümü. Ama biz çok gülüyoruz izlerken. Evet, biz de öyle. Sağ olsun tabii. Kevser bana onu çok seviyorum. Doğru. Bir o var benim bildiğim komedi bilmiyorum. Evet evet var. Şu an durum o. Netflix'te hep şey yapıyorlar. Netflix'te, drama yapıyorlar. Evet. Drama dizisinde olmak ister misin? 130 dakika, 120 dakika. 120 dakika drama dizisinde. Yani majör kanallarda. Yok hayır. Olmak istemezsin. İstemem. Yazık yani o insanlara. Çok uzun. Bir de reklamla beraber. Ben bir keresinde saat 7.30-8 gibi evden çıktım. İşlerim vardı. Onları hallettim falan filan. Ondan sonra gece çok geç saatte eve geldim. Bir baktım dizi devam ediyor. Bir tane dizi vardı. 8'de başlamış. Saat 1'de devam ediyordu. Evet. Bir bölüm yani bir sinema yazık filmi. Ya. Amerika'daki sinema filmleri bile daha kısa biliyorsun. Tabii tabii. O kadar uzun değil. Ne olacak bu? Bu bir yerden sonra şey olur. Bence bu bitmek zorunda. Dijital kırabilir bunu değil mi? Dijital kırar. Hem de şu kırar. Yani sen bir gecede karar verildi ya buna mesela. Hiç kimseye sorulmadı. Diziler 60 dakikaydı. Sonra 90 dakikaya oldu. Çıktılar. Sonra çıkardılar hı-hı. Yapımcılar. Ondan sonrasında arada böyle 120 dakikaya çıkardılar. Evet, evet. Sonra gitgide çıkmaya başladı ve bunu hiç sormadılar ya bize. Şimdi düşürmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Çünkü tabii o kadar yüksek para gelmiyor. Vallahi. Reklam tabii. Reklam kuşakları o kadar yüksek para almıyor. Yani YouTube'un yükselişi işte. Şu an senin içinde bulunduğun şey orayı baskılıyor. Şimdi adam YouTube'a reklam verdiği zaman bunu daha fazla ölçebiliyor. Instagram'a reklam verdiğini daha fazla ölçülmüyor. Ölçülmüyor kim tabii ki. Ki. Evet kim izliyor? Nereden ne kadar bileceksin? Ne kadar izleniyor? Senin şu anda bu kanalına reklam veren adam bunu mesela daha çok takip ediyor televizyonda. Daha fazla biliyor ne olduğunu. Instagram'a verdiğin evet. Daha güvenli ve daha olası. O yüzden yani. Öbür tarafta evet tamam bir rating şirketi var da bilmiyoruz ki. Yani ne kadarı izliyor, ne kadara hitap ediyor. Yani reklam çıktığı zaman televizyonun başında kalıyor mu, insanlar kalmıyor mu? Reklamın o da çünkü tabii ki canım çözemez. Mümkün değil. Kısalır yani ben. Evet. Hadi biz oyuncular belli bir noktaya kadar şanslıyız. Geliyoruz, sahnemizi çekip gidiyoruz abi. Yönetmen, evet. Işıkçı, set amiri yani prodüksiyon çalışanları. Yani. Bu kadar aydın insanın çalıştığı. Şimdi hepimiz hı-hı. Okuyan, sorgulayan, çoğumuz üniversite mezunu, ikinci üniversitelerini okuyanlar var. Hı-hı. Bu kadar aydın insanın çalıştığı sektör diyelim. Neden böyle bu şartlarda olur ki? Ya böyle gelmiş böyle gidiyor da bir şekilde buna hani karşı çıkmak gerekiyor. İnsani olan tarafı unutmamak gerekiyor. Oraya gidince böyle insaniyet bitiyormuş gibi oluyor. Anlatabildim mi? Sen bir adama kendi canını emanet ediyorsun. O adam da para alma durumunda yani. O da birilerini geçindirmek zorunda. Kelle koltukta seni sete götürüyor. Setten alıyor, evine götürüyor ve bu adamın hiç uyumadığını biliyorsun yani. Sette herkes biliyor bunu. Bu korkunç bir bilgi ya. Şanslı masa değil mi? Ne kadar evet, güzeldi ya. Evet, o da güzel bir yarışmamızdı. Yine yapsanıza. Çok, tabii çok teşekkür ederim. Güzeldi. Ben çok severek yaptım o işi çok ama beğendim. O iş hani sonrasında tabii rating hikayesi. Bir de artık bir sürü yerde yaptığın için konular da daralmaya başladı. Ay ben Kıbrıs bölümlerine çok gülüyorum. Bir de onların ağzını çok seviyorum ben Kıbrıslılar. Ay bayılıyorum ağızlarına onların ya. Çok güzel konuşmuyorlar. Çok güzel konuşuyorlar ama bizim bir tane efsane bölümümüz vardı. Urfa'da çektik bir adamla. Urfalı bir baharatçıymış bu. Geldi böyle. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi falan diyor. Ondan sonra bir masaya götürdük, gönderdik bunu. Kulaklık taktık kulağına. Dedik ki karşında bir beyefendi var ya dedik. Kim abi dedi. Karşında birisi var ya dedik. Adamı odama. O da şey dedi. Ha Sinan o. Sinan dedi. Hani karşısındaki arkadaşı beyefendi deyince oturtamadı onu kafasında. Onunla dedik hani konuşurken bir şey çaktırma ona. Aa tamam abi dedi. Gitti masaya oturdu tamam mı? Biz adamla konuşuyoruz. Diyoruz ki abi sana birazdan bir 3 tane kelime vereceğiz diyoruz. Adam şey diyor. Tamam abi. Tamam abi. Karşısında birisi var ama. Abi biz de konuşmayacaksın dedi ki. Ha pardon abi tamam. Tutum. Arkadaşı diyor ki ne oluyor? Evet abi. Ya devam evet abi. Abi dedik artık orçuna. Sus sen. Biz dedik sana konuşuyoruz. Arkadaşlar sana konuştuğumuzu anlamasın. Yok dedi anlamaz abi dedi. Gerçekten mi anlamıyor karşıdaki ama. Karşıdaki ne diyor musun? Bu çay çok sıcak. Bu saçma tamam. Çay çok sıcak. Bir kere de Erzurum'da çekim yapıyoruz. Erzurumlu bir adam var. Karşısındaki adama devamlı Patos diyor. Bunlar 10 senelik arkadaşmış. Mu? Patos ne yapıyorsun Patos? Nasılsın Patos? Ya Patos ne oldu falan. Biz adamı aldık yukarıya. Ve kulaklık taktık falan. Aşağıya gönderdik. Hep Patos diyor ya. 10 senelik arkadaşız biz seninle. Ben sana Patos diyorum. Ya dedik karşısındaki adamın adını söyle de biz dedik öğrenelim adamın adını ne olduğunu. Ya Patos senin adın ne dedi adama. Ya 10 senedir tanıdığı adama Patos'tan başka bir şey kullanmamış bu adam. Sonrasında bu adamları birbirine öpücük attırdık bak. Adam öyle
yaptı. Bu çok sinirlendi. Cebinden bıçak çıkardı. Ama 3 tane çıkardı yani. Bu kadar ha. 3 kere bu yaptı. Cebinden bıçak çıkardı. Bu karşıdaki. Kulaklık taktığımız bu adamı yukarıya getirdik. Bitirdik şakayı. Dedik ki abi adam niye durdunuz dedi. Niye dedi beni yukarıya getirdiniz? Ben dedim ki karşıdaki adam bıçak çıkardı dedim. O da böyle yaptı. Bende de tornavida var dedi. Yemin ediyorum. Cebinden tornavida çıkardı ya. Dedim ki beni o kadar rahatlattın ki şu an. Bu şanslı masada bir hep merak ettiğim bir şey var. Evet. Herkes de merak eder. Nasıl bir yemek yemek o ya? Onu da attans. Ya bir şey soracağım. Hani... Ne? Ne söyleyeceğim? Şimdi siz bir kabinin içinde bir yerde oturuyorsunuz ya, reji odası. Evet. Şimdi aşağıda da olaylar dönüyor evet. Kafede. Kulaklıklar var, mikrofon var. O sorular, sizin hazırladığınız sorular ve anlık o spontane şeyler önceden belirli mi, kafana göre mi yaptırıyorsun? Şimdi karakteri şöyle... mi? Karşıdaki karaktere göre mi? Kulaklıkla iş yapıp hiç kulak yemedim. Bak şimdi bunu soruyorsam. Kafiye bak. Biz adamın mesleğine bakıyoruz mesela. Gelen kişinin sadece mesleğini biliyoruz. Diyoruz ki kurgu olarak ona şöyle bir şaka yapalım. Ama bunu nasıl yapalım? Yapacağımızı bilmiyoruz ki o sırada. Spontane adam uyumlu birisi mi değil mi? Mesela sigortacılıkla ilgili bir tane şey yaptık bir adama. Adam sigortacı, karısı çok kıskanç. Bir kadınla görüşeceğini söylemiş karısına. O da mı geliyor? Kadın da mı geliyor? Karısı da geliyor. Karısı da yanında. Karısına da demiş ki mahsus. Şimdi bu bunu görse televizyonda çok kızacaktı. Ben onu yanıma çağırdım. Bak yanımda görüşüyorum kadınla demek için. Kadın da hoşuna gitmiş. Kadın geliyor. Bu kadın birkaç tane sigorta işlemi varmış. Adam poliçe yapacak onun üzerine. Diyor ki kadın işte benim şöyle arabalarım var. Böyle arabalarım var. Bizim ekipten bu kadın bu arada. Karısına oynuyoruz. Adam biliyor şakayı. Adam kulaklık takılı. Tamam. Kadına şaka yapıyor. Ondan sonra diyor ki adam ben diyor arabalarımı poliçeleteceğim diyor. Adam tabii ki yaparız diyor. Ekspertiz getiririz diyor. Tamam diyor. Evlerimi diyor sigortalayacağım. Tamam diyor. Sonra kadın şey dedi. Ben diyor dudaklarımı sigortalatacağım. Yavaş yavaş büyümeye başladı. Biz hiç böyle poğaçalar yapmadık dedi adam ama yaparız dedi. Elimizden geldiği kadar. Sizce sigortalatılacak dudaklarım yok mu dedi. Tamam mı? Siz fısıldıyorsunuz kulağa. Fısıldıyoruz ve biz uzatıyoruz mevzuyu. Yani yetmemiş gibi kadına şey dedi. Yani dedirtirdik. Nasıl dedi bunun poğaçasını yapacaksınız diye sordu kadın. Adam dedi ki karıştırırız dedi. O zaman dedi bir karıştırır mısınız dedi. Gerçekten bak gayet masanın ayağını karıştırıyormuş gibi geldi kadın. Böyle karıştırdı karıştırdı. Kadın en son yaptı tamam mı oraya gelince. Sonra kadına dedirtirdik ki adama. Yalnız dedi popo payını almadınız. Aa pardon dedi doğru popo payını almadınız. Kadın popo payını da aldı. Adam poliçe üzerinden söyledi. Peki dedi göğüslerimi de sigortalattıracağım. Kadın bu sefer çok daha büyük bir küfür etti. Ondan sonra en son bu şaka bitmedi. Bu adam karısı, kendi karısı kaçıyordu. Tekrar sohbetlerinde adam onu yakalamaya çalışıyordu. Şaka yapıyorsun. Bu kadın, bu şaka yarım kaldı. Ve biz bunu yapmadık. Kadın akşam geldi bizden özür diledi sonra. Çok özür dilerim dedi. Şaka yapıyormuşsunuz dedi. Kadın kaçmış ya bayağı Tekirdağ'da. Niye kaçıyor? Kocası donuk oldu. Ya gel gitme anlatacağım falan diye. Ya dayanamamış bu olanlara ya. Ne kadar saçma bir şey değil mi kadının kaçması. Her türlü şey yapılabilir ya. Niye kaçtı ki? Ya zaten bir iş görüşmesine veya işe kadının evet. Veya kocanın gitmesi kadar da saçma bir şey yok. Çok saçma. Hayatının dönüm noktası nedir? 8 yaşında Mahir abi diye birisi inşaata çekti beni. İnşaatta çalıştım. İnşaata çekti beni. Ha çekti. Hayatımın dönüm noktası mı? Ha. Ya öyle bir dönüm noktası yok benim hayatımın ya. Hayatımın dönüm noktası gibi bir şey yok. Peki, benim ya. Peki oyunculuğa nasıl karar verdin? Kaç yaşında karar verdin? Oyunculuğa ben çok geç karar verdim. Annem karar verdi oyunculuğa aslında. Yeteneği o mu fark etti? O fark etti. Ben okulda taklitler falan yapıyordum. Kendimce işte böyle küçük çapta. Annem bende başka hiç olabilecek bir şey görmediği için dedi ki hani bu mühendis çocuk... Mühendis olmaz, doktor olur. Oyuncu olsun bari dedi. Hani o anlamda dedi parlaklık gösteriyor. Beni böyle küçükken... Aferin ilkokul... annene. Tabii. İlkokuldan sonra aldı beni şeye götürdü böyle konservatuvarlara. Geri takside gidiyorum. Takside giderken adam şey dedi taksici. Abi dedi benim çocuk seni çok seviyor dedi. Çocuk dedi böyle babacan bir taksici. Ama dedi çocuk dedi ben dershaneye gönderiyorum dedi. Bilardo oynuyor dedi. Bacıyor kızlarla birlikte sinemaya gidiyor. Şuna bir öğüt versen dedi. Ben de olur abi dedim ne yapayım. Hani, ne dedin? Aradı telefonu bana verdi telefonu. Kendi telefonu bana verdi. Hı-hı. Abi dedim sen önceden bir giriş yapsaydın dedim. Hani tabii bana niye veriyorsun? Ya. Tabii. Hayır ben dedim babanın telefonundayım. Merhaba ben Hades. Beni o karakterle böyle gerizekalı bir şey söylemeyin dedim. Hani sen bir giriş yap dedim. Adam şey dedi. Ben konuşmuyorum o ibne. Ben niye konuşacağım bu ibneyle peki şimdi? Ne diyeceğim ben buna? Ne diyeyim abi ben buna? Ben aldım telefonu. Ondan sonra alo efendim dedi. Babasıyla zaten böyle konuşuyor. Efendim. Babası ya babasını yok dedim. Baban değil. Ben dedim Hades abinin böyle yapalım. Söyle abi söyle falan. Ben Hades abin dedim. Yani bak derslerin çalışmıyor musun? Baban öyle söylüyor. Bilardo'ya kaçıyormuşsun falan diyor. Ama o da bana çok ama siz de ona çok kızıyormuşsunuz abi diyorum. Bak gerçekten böyle konuşuyorum. Peki ona şey söyle. Salı gününü söyle ona diyor. Salı günü bir şey yapmışsın. Kafadan yapıyorum. Müge Anlı gibi ben bir girdim bunların arasına. Lan bana ne ya? Ya ben ne yap? Niye böyle bir şeyin içine girdim? Yani, bunlar konuşmuyor ki zaten.
ediyor. Bana bir şey söylettiriyor ama şey diyor yani sen konuş halledin. Tamam abi çek sağa ben bırak telefonu ben konuşayım halledin. Yo çocuğu sen al kimliğini evet. falan. Abi alıştır. Böyle manyak bir şeydi. Neyse halloldu iyiler şu anda. Ben o işi bırakmadım yani peşine. Bırakma. Tabii. Bunu ekranda yapsak ya. Küsleri barıştırın. Seni en çok ne öfkelendirir? Öncelikle öfkelenir misin kolay? Öfkelenirim. Çok kolay öfkelenmem ama şeye çok öfkelenirim. Sen biriktiriyorsun zaten. Evet biriktiririm. Kabalığa çok öfkelenirim. Yani birisi böyle durduk yerde mesela insanlar diyelim ki böyle bir yerde bekliyorlar hastanede şurada buradan. Hani içeriye girip böyle sıranın başına geçenler. Anladın mı? Kuralsızlar. Böyle gelir bir kadın oturacakken gider oraya oturur mesela. Ayı gibi. Anladın mı? Kuralsızlar. Kuralsızlar. Üstü bozukluğu olanlar. Aynen öyle. Üstü bozukluğu olanlar. Trafikte insanların birbirlerine böyle hitap şekilleri beni çok öfkelendirir. Yani bu. Araba sürmüyorsun değil mi? Araba o yüzden kullanmıyorum. Yoksa evin önünde Ferrari yatıyor. Beni biliyorsun. İki tane Maserati diye bir tane Ferrari koymuşum kapının önüne. Ama yatıyor. Çünkü öfkem kabarıyor diye. Toplu taşıma kötü çözüm. Sen kendini komik buluyor musun? Zaman zaman. Ama böyle ben bugün çok komiyim diye hiç uyanmam yani. Sinan afyonu patlayana kadar hiç ellemez. Selam bile vermezdim evet. Güldür'deyken sette. Yani... Biliyorum çünkü huyunu. Tanımayanlar ona yanaşırlar. Sinan o an aslında yalnız kalmak istiyor. Evet. O bir hesaplaşma var. Onu bir tamamlaması gerekiyor. Benim çok yalnız kalmam gerekiyor hayatın içerisinde. Öyle anlarım çok oluyor. Yani ben böyle çok kalabalık... Seni senle bırakmaları lazım. Sana dokunmayacak kimse. Aynen. Dokunduğu zaman da Sinan bu sefer bunalıyor. Evet. Bunalınca da rengi değişiyor Sinan'ın. Rengi değişince ortamın da rengi değişiyor doğal olarak. Tabii. Hoş bir renk olmuyor. Sonra Sinan can yaktı, kan akıttı oluyor. Anladın mı? Yani söyle onlar adam da var. Adam kesiyor arkadaşlar ya. Allah'ım benim zeytinburnu çocuğu. Zeytinburnu söyler, tanır bizi herkes. Baksana her yerleri kesik kesik. Saklıyor. Hemen kendime gelemiyorum. Adapte olamıyorsun hemen. Seni mesela güldürmekle ilgili alıp bir yerden bir yere götürüyorlar ya sabah. Hı-hı. Telaşlandıran da bir şey aynı zamanda. Hadi bizi güldürücülük. Hani çok yüksek olsun enerjin. Haydi bir de bizi güldür falan. Ya o yüzden Şafak abinin çok güzel bir lafı var. Sabah sabah komedi mi yapılır arkadaşlar diye yani. Biz 12'den önce gitmiyorduk sete. Doğrusu insanlar bir uyansın, afyonu patlasın. Evet. Bir insanda bir şey çok fazla varsa aslında o yoktur onda. Biz de çok fazla. Sizi eğlendiriyoruz, güldürüyoruz ama bizim içimiz kan ağlıyor aslında. Bir bilseniz biz içeride neler yaşıyoruz. Evet. O yüzden de bizim biraz kıvama gelmemiz için bir beklememiz gerekiyor bir süre. İnsanların hallerini çok iyi anlarım ve dikkat ederim. Mesela özen gösteririm. Hiç sabahları mesela kimseyle şey yapmam o anlamda. Evet. Çünkü olur mu? Sabah cinneti denilen bir şey vardır. Sabah mesela gelir böyle sabah 8'inde çok yüksek enerji tipler var. Fıkra anlatır falan. Abi adam bak ya şey alıyor geliyor tamam mı? Böyle bir yüksek enerjili çocuk vardı mesela sabah 8 setlerinde. Ama 12'den 1'den sonra Sinan yani. Çok şeker. 12, 1. O yavaş yavaş başlarım. Ne eğleniyorduk değil mi tabii, Sinan? Tabii gülüyorduk evet. Güzeldi. Almanya güzeldi. Birlikte... hatırlıyor musun? Çok güzel. Her yeri dolaştık Almanya'da. Ay, evet her ya. Gitmediğimiz yer kalmadı. Kiliseye girip oradan çık başka restorana giriyoruz. Piyano var. Sinan piyano çalıyor. Piyano çalıp çıkarıp kaçıyorum sonra. Nasıl olsa Almanya. Kim tanıyacak beni? Ama orada bir arkamdan vay Hades diye sesleniyor. Almanya'da bile mi tanınıyorlar be kardeşim ya? Anlatsana sen anlat biraz. Çok tanıyorlar Almanya'da. Almanlar bağırdılar. Tabii. Hades, Hades diye böyle. Hades diyorlar ya. Hades diyorlar yani. No, 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 no. Hades, Hades falan. Ich bin gut falan yapıyorlar. Mein Schatz dediler. Arschloch dediler ya. Ne oldu bilmiyorum. Güzel bir şey galiba Almanca. Kötü kötü. Değiştirmeye çalıştığın bir yönün var. Aa kavanoz mu bu? Hmm. Kavanozdan çıkan sorular. Aa değiştirmeye çalıştığın bir yönün var mı? Var. Değiştin bence eskisine. Ama hayır. Değiştim. O kişisel gelişimini çok güzel yaptın sen. Yaptım ama bir şeyler de var. Söyleyeyim ona. Söyle. Bence yaptın yok diyormuşsun. Hiçbir şey yok. Ya, yalan yalan. Ha, sonra. Benim en kendimde sevmediğim yön inatçılık. Bazen çok işe evet yarayan bir ya, şey. Güzel bir şeydi. De... Ama bu inatçılık şunu şöyle yapacağız. Yani dediğin zaman onun öyle yapılmasıyla ilgili böyle bir şey dikte etmeye şey yapıyorum. Yani dikte etmekten alıkoyamıyorum kendimi. Onu öyle yapacağız diye. İnşallah işte törpüleyebilirsin yani. Hocamla şöyle kafama vursun ben de bir gideyim. Böyle şeyler istiyorum. En zorlayan işin hangisiydi senin? Beni en zorlayan işim mi? Beyinsel vücut anlamında falan. Anlamında da. İş olarak söyleyemem. İnsanların mutsuz çalıştığı her işte ben çok zorlanırım. Mutsuz insanların oldu. Yoksa beni gergin rol... Gergin ve mutsuz. Evet. Rol hiçbir zaman için zorlamadı ama insani koşulların olmadığı bir takım insanların başka bir takım insanlara adaletsiz davrandığı ve insanların böyle kötü olduğu bunu anlarsın yani. Kimsenin kimseyle konuşmadığı. Yani bir rolü çıkartmakla ilgili değil. Boş kağıt geldi. Ah. Hadi sen sor hadi kendine biz dolduralım. Soru. Hadi doldur bakalım genç adam. Sevgili Sinan bu kadar mükemmel olmayı nasıl bacak? Hiç sevmez buna cevap öyle vermek istemiyorum. Ver, at gitsin ya. Çok teşekkür ederim ama.
O kadar da değil. Ya sen şey Selena'da kaç rol birden oynadın? 3 mü 4 müydü? Valla oynadım, çok oynadım. Aynı anda 3 rol oynadım. Bir tane bahçıvan, bir tane şey. Okul müdürü. Bir de Hades. Hades oynadım. Hades sonrasında dünyada ceza veriliyordu. Hamiyet oluyordu. Aa, alamet kaçırmışım. Öğretmen Alamettin'de böyle kadın olduğu bir versiyon vardı. Kadın öğretmen oldum. Her şeyi oynadım ya. Eşek oldum bir bölümde. Her şey. Olabilecek her şeyi oldum ya. Ya ama çok güzeldi, evet. Ya. Çok ben sırf keyifliydi. Seni izliyordum. Hatta bana o dönemde şey de diyorlardı. Joker de diyorlardı, bak çok enteresan. Karıştırıyorlar. Yolda, evet. Ha. Kötü Joker diyorlardı. Herhalde ona da Hades diyorlardı. Alex diyen de vardı. Alex. Sen değil mi lan? Alex mi? Alex. Oğlum duruyor zaten. Hades diyor. Bir de şey var şurada. Seni sokakta tanıyor birisi. Çocuğu var ya şey diyor. Hades abisi. Şununla bir konuşsana. Hades ya, abisi ne lan? Ya telefonu satıyor ya. Abi çok komik ya. Ya Hades bana abi. Ankara'da valeye geldim. Çankaya'da arabayı verdim. Ooo Jülide Ateş ablam hoş geldin dedi. Kadın bir de haber sunucusu Jülide Ateş. Adım Jülide'ydi ya. Jülide Ateş hanımefendi hoş geldin. Arkadaşımın babasının cenazesine gittim. Yani babasını çok seviyorum ben arkadaşımı. Ben de gittim işte arkadaşımla beraber. Ama bunların uzaktan bir akrabası. Uzun zamandır da babasını görmediğimiz için o hüzünlüydü. Herkes çok üzüldü. Benim adımı hatırlayamadı ve Hades hoş geldin Hades. Ağlıyor ama değil mi? Seni de çok severdi Hades dedi. Ya ben şöyle yapası geliyor. Tamam üzülme geçecek bunlar falan. Hades diyor herkesin içine. Seni teşhir ediyor bir yandan ya. Hades gel 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 Hades gel falan. Hades gelmiş. Nasıl yapıyor? Hayır üzülme saçmalama olur böyle şey. Hades ya gerçekten. Öldü o bir daha geri gelmeyecek. Oradan hep telkin ediyor onu. İlham aldığın bir oyuncu var mı? İlham aldım oyuncu. İlham çok almıyor ya o. Var. Bütün oyunculardan ilham almaya çalışırım ama benim hayatta mesela en takdir ettiğim ve bence en zor yapılacak şeyleri yapmış olan, kendini insan olarak sevmesem de ki kendisi kötü bir insandı bence, Peter Sellers mesela çok kötü bir babaymış adam, çok yani. Kötü. Çok kötü bir koca. Baba, çok kötü bir koca, çok kötü bir arkadaş, çok kötü bir insan ama çok dünyanın gelmiş geçmiş en yetenekli adamlarından bir tanesi adamın yani. Adamın hayat hikayesini okuyun izleyin evet. Ama nefret edemiyorsunuz evet. Yine de o kadar yetenekli ki, çünkü ben onun gerçek hayatını izlemeden ve okumadan önce filmlerini izlemiştim. Evet. Pembe Panter'le başlayan. Böyle bir yetenek gerçekten evet. Yok mu? 1960'lar 40'lar 50'ler var. Değil mi? Onun en çok yani sevdiğim. O yıllar değil mi böyle? Evet. Hani bir de dönemsel olarak da çok geride bir dönem. Yani yeni nesil oyuncu da değil. Ama gerçek hayatını oynamış. İzleyin. Orada bir de okuyun bilgilerini. Adamdan yine de nefret edemiyorum. Şey diyor ya çocuklarıma ve karısına, ben diyor gidiyorum diyor. Evet, evden diyor. Evet Sofya'ya oraya gidiyor. Neden gidiyorsun baba, bizi sevmiyor musun diyor. O da onu şey daha diyor. Çok seviyorum. Seviyorum sizi ama Sofya'yı daha çok seviyorum diyor. Ama Sofya'nın da bundan haberi yok. Evet. Sofya evli başkasıyla. Evet kendi ya. Kafasında yaşıyor. Kendi bunları. Kafasında Sofia Loren'in evli olduğu adamdan boşanıp bununla beraber olacağını düşünmüş. Sofia Loren'le takılıyor otelde bu arada. Benle takılıyor ve hemen evlenecek gibi bir şey olamaz ki. Giyinme kabinine girdiği sahne falan. Çok güzel. Ya o oyunculuktaki o yaratım sürecini de çok güzel abi ama onunki böyle çok şizofrenik bir şey. O ya, mesela uçağa binerken oraya gideceği zaman olacağı adamı oynuyor mesela. Daha uçakta başlıyor oynamaya yani oraya gidene kadar. Ama neden kaynaklanıyor? Bak çok patetik ve korku. Adam hani o kadar korkuyor ki kendini bir şey teslim etmekle ilgili. O yüzden hep hazır gidiyor. Evet. Sen hangi metodu kullanırsın? Değişiyor benim. Mesela ben adamın yapmadığı, senaryoda yapmadığı şeyden onu bulmaya çalışırım. Mesela Macbeth'te de var o. Macbeth gider mesela. Macbeth'in Duncan'ı öldürmesidir filmin bütün şeyi. Macbeth Duncan'ı öldürür ve Macbeth kral olur. Tamam mı? Hikaye odur yani. Olacaktır. Ama Macbeth'in Duncan'ı öldürdüğü yer yoktur kitapta. Bunu çalışan bir oyuncu Macbeth'i çok daha iyi oynar diğerlerinden. Hani kitapta yok diye çalışmazsın ya bunu. Hı-hı. Macbeth'i, Duncan'ı nasıl öldürebileceğiyle ilgili bir çalışma yapan bir oyuncu bence Macbeth'i daha iyi oynar. Senaryoda da gizlenmiş olan aslında mesela senin adamın tuvalete nasıl gitti ya da evde yalnızken başka birisiyle mesela dışarıda tartışırken böyle mıy mıy konuşan bir adamın yalnız başına onu düşünüp onu öfkelendiğinde tek başına nasıl konuştu? Yoksa sen bunu biliyor olman lazım ama kendisi mesela nasıl öfkelenir ve nasıl kızar? Yani aslında seyircinin görmediği taraflara çalışıyorsun. Evet, evet. Şuna geliyor insanlar ama öyle bir yer yok ki senaryoda. Değil aslında yok. Anladın mı? Çocuklara var, bunu öğretiyorlar şu anda. O evet. Hayatın içindeyse var. Hap gibi. Sen ver diyor bana küçücük bir parça. Oradan o parçayı o parça içerisinde ama mesela biz bir dizi çekiyoruz. Yani atıyorum
söylüyorum. Kendi dizilerimizden örnek evet. verelim. İşte Alemin Kralı'nda Jüri'yi sen Türk malında Yercan'ı oynuyordun. Ben de hep onu düşünüyorum. Onların bir hayatı var. Devam ediyor. Yani, yoksa karakter oluşturamaz. Yani daha doğrusu sürdürülebilirlik olmaz. Herkesle iletişimleri var bunların. Annesine farklı davranıyor. Kız arkadaşına farklı davranıyor. En pik yaptığı yeri çalışıyor hep çocuklar böyle. Kız arkadaşına davrandığı yer. En yüksek geliyor senaryoda. Oysa ki bütün hepsiyle olan iletişimini çözersen orası çok yüksek çıkıyor falan gibi detaylar var. O yüzden çok bilmek lazım yani. Mesela sen benim için karakter oyuncusun, tip değilsin. Yani her karakteri yapabilirsin. Yok, yapamayabilirim. Yapabileceklerimiz var. Sınırlarını bilirsin. Evet, uğraşırım ama. Peki o karakterler nasıl çıkıyor? Uğraşıyorsun yine onunla ilgili. Dramaturji aşaması tabii, değil mi? Uğraşırsın. Ne yer, ne içer. Ne içer, nasıl konuşur. Bu adam mesela... Evet. Bizim dönemimizde de bunlar öğretildiği için olabilir. Tabii, çünkü... Bak şimdi başka bir şey öğretiyorlar. Evet. Sen onu söyledin. Evet, şimdi şey yapıyorlar. Online eğitimler modu oldu. Online eğitimle çocuk oyuncu olacağını düşünüyor. Ya online eğitimle seni tiyatro oyuncusu yapacağımı söylüyor. Bak şu kadarlık bir alanda salona çıkacaksın. Sen orada oyun oynayacaksına inandırıyor çocuğu. Neyle besliyorsun kendini? Yani karbonhidrat. Bu... hayır. Şey, protein biraz. Sepse. Hayır ya. Sanatını, sanatçı kimliğini, oyuncu kimliğini, düşünce yapını, hal ve ruhiyetini neyle besliyorsun sağlıklı kalabilmek adına? Alanlarım var benim. Onlar anlamında bir şeyleri mesela kendi mesleğimin haricinde. Sen çok kitap okuduğunu biliyorum. Kendi mesleğimin haricinde mesela bu tam da buna denk geldiği için hocayla olan konuşma. Kuantum. Çok ilgimi çeken bir şey. Yörüngenin etrafında hareket ederken bir yörünge halkasından başka bir yörünge halkasına sıçrıyor olabilmesi kuantum. Sıçrama aslında. Bu çok ilgi çekici. Yani dünyanın yörüngesinden sıçrayıp Satürn'ün yörüngesine geçmesi gibi bir şey. Yani bir şeyin her yerde olabilmesi hali. Ve onunla ilgili bir şeyleri bu aralar çok merak ediyorum. Ve okuyorsun. İzliyorum, okuyorum. Bu işime yarar yaramaz. Ama sen standart şu anda verili olarak buna böyle... Bilgi her zaman işe yarar ya. Buna böyle davranırsan böyle olur gibi bir şey var ya şu an verili olan bize. Bildiğimiz, gördüğümüz dünya. Aslında bildiğimiz, gördüğümüz dünyanın haricinde tasavvur edilen başka bir dünya var. Bunun gerçek olduğuna inanıyorum ben. Tamam mı? Cennette cehennem de burada o yüzden. Yani sen şu anda 3 boyutlu dünyanın üzerinden yaşadığın, algıladığın şeyin haricinde senin bir 5. boyutun var aslında. Biz bunu sadece zihnimizde gerçekleştiremiyoruz. Yani 2 boyutlu bir dünya olsaydı eğer, her şey çizgi olsaydı, ben 3 boyutlu bir nesne olarak, elim 3 boyutlu olarak bu 2 boyutlu dünyaya şöyle dokunduğum zaman burada yaşayan 2 boyutlu nesne bunu bir nokta olarak görüyormuş. Anlatabildim mi? Burada böyle bir şey var. 2 boyutlu. Sadece öne ve arkaya hareket ediyor. Cin Ali gibi. Burada da öyle bir şey var. 2. boyuttan mesela 5. boyutu anlatacağım sana şu anda. Buradan böyle hareket ediyor ya bu ikisi. Ben buraya parmağım böyle yaptığımda bunu bir nokta olarak algılıyor. Çünkü devamlı görmüyor. Ya bizim dünyamızda da devamlı görmediğimiz başka bir boyut varsa ve biz bunu sadece nokta olarak algılıyorsak. Ha yine figüranız. Allah'ım yarabbim. Anladın mı? Anlayan varsa bunu yorumlara yazsın. Ben korkuyorum bir de böyle şeylerden. Hayır niye korkuyorsun? İnsan bilmediği şeyden korkar. Bilmediğinden korkar işte. Bilmediğim için korkuyorum. Evet. Tekirdağlı adam var mesela. Bunlar sanayide çalışıyorlar. Adam şunu anlattı diğerine. Dedi ki ya dedi Faruk dedi bizde de geçen gece gördüm. Ne gördüm dedi ben dedi. Bizim dedi bahçeye indi dedi böyle bir şey dedi. Işıklı mışıklı dedi. Ben dedi gece dedi bütün dedi bisiklette dedi Tekirdağ'a dolaştım dedi adam ona. Arkadaş böyle ne diyorsun ya dedi. Hocaya götürelim seni ne bak daha hocaya. Hocaya götürelim. Çip taktılar benim karnıma dedi. Karnındaki çipi açıyor böyle sektör 6, 7. Siz çıkın arada, siz çıkın arada. Psikiyatriste gitsin. Ulan bismillahirrahmanirrahim falan dedi. Yok hocaya götürecek. Direkt hocayı da anladım. Ama çok komik. İtiyi anlatıyoruz yani adama. Bisiklette bütün Tekirdağ'a dolaştım ben diyor gece. Onu anlatıyor değil mi? Işıklı bir şey indi. O da diyor ki ona hocaya götürelim seni diyor. Estağfurullah ya diyor. Ya kapat diyor şu göbeğini falan. Ama o kadar iyi ki bunlar yani. Bu şeyler ama o adamları yaptırınca çok güzel oluyordu. Ya o yüzden insan hikayesinden milyon tane versiyon çıkabilir. Bir daha olsa bir daha yapılır bence. Bence de yapın ya. Buradan da yapımcılara lütfen değerlendirin. Evet. Hazır çünkü bir de soğudu ya ara. Çok uzun bir zaman oldu. Özledi insanlardı. Ben de özledim. Ay gülmek istiyorum ben artık bence Sinan ya. Vallahi çok sıkıldım. Evet komedi yok ya. Biraz şakası olsun ülkenin yani. Dizi, film, tiyatro üçlüsünden birini seçmek zorunda kalsan hangisini seçerdin? Dizi, film, tiyatro. Abi senaryo önemli burada. Çok kötü bir senaryonun içerisinde tiyatro oynamaktansa çok iyi bir program çekmeyi tercih ederim gibi. Anlatabiliyor muyum? Senaryo yani. Çok önemli. Sadece bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle insanlar vardı hani sandalla böyle balık tutarsın. Bir hikaye anlatır sana böyle geçmişten. Bir yerde ben rahmetli diyeceğim tamam mı? Sen de başı sağ olsun. Rahmetli diyeceğim ben. Sen bana orada başı sağ olsun de. Bak insan tonu. O gün de nasıl böyle attığımızı tutuyoruz. Atıyoruz geliyor. Atıyoruz geliyor. İstavrit var ya bu az bu. Her tarafa böyle istavrit. Rahmetli vuran başın var. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. O niye öyle? Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Yine atıyoruz yine geliyor. Yine atıyoruz. Bu öyle. Zevk alıyor muyum lan artık?
Bir de adam vardır mesela, sen bir şey söylersin böyle. dün bir yerde bir ızgara yedik de mesela. Dün biz bir yerde ızgara yedik abi. Aa, ben niye yoktum? Devam. O çok uzayan bir şey. Ya dün bir çalış. Ya dün şey, Sinanlar geldi. Şey getirmiş, böyle kendi evde yaptığı kefiri getirmiş. Bir iç... Hani niye ben yokum? Ya geçen bir bok yedik. Aa. Tonlamalar da değişiyor konuya göre değil mi? Daha sert konularda mesela. Tabii. Abi bir içtik, bir içtik, bir içtik. Abi yenge bir güveç yapmış. Etli metli bir yedik, bir yedik. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu kanalın mesela bu şekilde büyümüş olması da beni acayip mutlu ediyor. Sen çok kalbi temiz bir insansın. Bu kanal daha da büyüyecek inşallah. 500 binleri, 1 milyonları da görecek inşallah. Çünkü sen çok samimi bir şey yapıyorsun. Şu koltukta gerçekten şu koltuğun samimiyetini ben, çünkü diğer çekimini de izledim. YouTube samimiyet ya. O yüzden böyle aile işi. Sanki... Bu benim gerçekten yatarken giydiğim pijamam yani. Aynen. Gerçekten evim, koltuğum, evet, anam, evet, burada, evet, kardeşim, evet, de ekibimiz. Ve gerçekten öyle bir buranın kamera arkasında ve kamera arkası gibi değil. Hep beraber eğleniliyormuş. Öyle öyle. Hep beraber konuşuluyormuş. O yüzden de ben daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Çünkü seni nasıl sıfırdan kurduğun ve nasıl böyle emeklettiğini çok iyi biliyorum. Evet, o süreçlerde sen yanındaydın. 5 bin var mı senin? Evet, evet. Ben onu halledeceğim. Kaç? 5 bin var mı halledeceğim? Sen hep 5 bini olay çözüyorsun değil mi abi? Bir de onlar bize bunlar adresi. Demin de 5 bin istedi ya Nuray'dan. Kardeş, sen bana onların adresini ver. 5 bin ver ona. Tamam mı? Emaneti ben koyarım cebine, birazdan giderim. Hikayemiz o. Ben onu çözeceğim. Mehmet abi razı olan. Niye öyle oldu ses? Ay çok teşekkür ederim geldiğin Rica için. Rica ederim. En iyi projelerde, en iyi dizilerde, en iyi programlarda, en iyi oyunlarda olmanı temenni ediyorum. Çünkü sen gerçekten bu ülkenin en yetenekli erkek oyuncularından birisin. Canım arkadaşıma sonsuz mutluluklar diliyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evim arkadaşlarım da güzel bir program gerçekleştirmiş olmakta çok mutluyuz. İşte biz biraz da böyleyiz. Güzel bir programı hep beraber gerçekleştiririz. La 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 la. Bazen televizyona çıkarız, bazen televizyonlar gideriz. Koltuğumuz üstündeyiz, dolaba gideriz, balkona çıkarız. İşte biz böyleyiz, biraz da sen konuş evim. Sehpada pinekleriz, koltukta takılırız. İşte biz hep böyleyiz, şortumuzu giyeriz, pijamaları çekeriz.